Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanırken Türk Hava Kurumu'nun yangınla mücadele uçakları havalanamadı. Neden diye günlerce tartışıldı. Tarım ve Orman eski bakanı Bekir Pakdemirli çok eskiler, güvenli değiller, hatta bazılarının motoru bile yok demişti. Ama 9 uçaktan 4'ünün bakımı yapıldı. Olası bir orman yangınında bu yıl kullanılabilecek durumdalar. Orman yangınlarıyla mücadele uçaklarımız da nihayetinde 3 uçağımızın tamamen bakımları sonuçlandırıldı. 4. uçağımızınki de bitirilme aşamasına gelindi. Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Türkiye'nin dört bir yanından alevler yükselirken Rusya'dan İspanya'ya, İran'a kadar farklı ülkelerden orman yangınlarına müdahale için yardım gelirken gündemin ilk sırasındaydı Türk Hava Kurumu'nun havalandırılmayan uçakları. Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Türk Hava Kurumu'nun yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yeter ki engel çıkarmasınlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanırken Türk Hava Kurumu'nun uçakları havalanmadı. Pilotları işten çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurumun elinde uçabilecek durumda uçak yok derken Kılıçdaroğlu THK hangarlarını ziyaret etti. Yardım kampanyası başlatalım dedi. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise o uçaklar için çok çarpıcı bir açıklama yapmıştı. 3 tanesinin motorların içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor. Motorlarından da yedekler de bizde var. Ancak bu motorlar eski ve overhaul dediğimiz birçok bakımı da gerektiren çok sayıda motorumuz var. Tarım ve Orman eski bakanı Pakdemirli'nin motoru yok dediği 9 amfibik uçaktan 6'sı uçabilecek durumda. 4'ünün 4 ay gibi kısa bir zamanda bakımı da tamamlandı. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin ormanları yanarken Türk Hava Kurumu'nun uçakları uçabiliyor mu uçamıyor mu tartışması sürerken kamuoyu bir türlü uçakları görememişti. Bir yıl sonra bu yazsa uçaklardan 4'ünün bakımı yapıldı ve yangınlara müdahaleye hazır hale getirildi. 2019'dan beri kullanılmayan Ankara'da hangarda bekletilen uçakları yıllar sonra ilk kez sergiledi Türk Hava Kurumu. 4 milyon dolara ilk etapta 9 uçaktan en iyi durumda olan 4'ünün bakımı yapıldı. Ama biri yedekte tutulacak. 2 uçaksa zamanla bakıma sokulacak. 7 yıl boyunca uçabilecek durumdalar. Hatta içlerinden 5'i modernize edilirse 40 yıl daha kullanılabilecek. Motoru yok denilen 3 uçağında motoru var ama bakımı çok masraflı olduğu için şimdilik hangarda duracak. Türk Hava Kurumu bir ihale almadığı müddetçe bunları kendiliğinden verme imkanı yok. Geçen yıl sürekli değişen nedenlerle ihaleye giremeyen THK bu yıl 4 uçağını da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetine sunabilecek. İşten çıkarılan pilotlar da tekrar görevine döndü. Yangın anında 2 pilotun görev aldığı amfibik uçaklar 4 saat boyunca havada kalabiliyor, alçak uçabiliyor. En önemlisi anında denizden su alıp yangına müdahale edebiliyor ve bu uçakların su kapasitesi 5,5 ton. Yangınla mücadelede en etkili araçlardan biri amfibik uçaklar. Neden geçen yıl orman yangınlarında kullanılmadı? Pakdemirli koltuğa veda etti. Bu sorununsa hala net olarak yanıtı yok.